Selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün cuma. Normalde cuma günleri videoya başlama günüm olmuyor. Ama bugün kerkil kestirmeye gidiyorum. O yüzden de vloga dahil etmek istediğim için bugünden başlatıyorum videoyu. Ben böyle bir yarım saat sonra falan evden çıkacağım. Bugün ikinci Fransızca dersime gidiyorum. Bu hafta gidemedim çünkü bu hafta bayağı yoğun bir haftaydı. Yani pazartesi günü sınavım vardı, çarşamba günü peş peşe iki sınavım vardı. Biraz zor bir haftaydı. Onun için gidemedim. Ama bugün gidiyorum. Fransızcadan sonra da saçlarımı kestirmeye gideceğim. Heyecanlıyım açıkçası. Yani ben en son Haziran ayında kestirdim saçlarımı. Ve birazcık uçları yıprandı. Aşırı değil ama bir tık yani. Hem biraz böyle uçlarından kestireceğim. Hem de asıl heyecanlı olduğum şey kerkil kestireceğim. Buraya inspirational fotoğrafları koyacağım. Pinterest'ten buldum. Bu tarz istiyorum gibi. Gidince böyle Ziya abiyle de konuşuruz. Ona bırakacağım kendimi yani birazcık. Ben en son kerkül pandemide kestirmiştim. Ki onu da unutmuştum yani, Duru hatırlattı. Ondan önce küçükken kestirdim ya. 5. sınıfta bir kestirdiğimi hatırlıyorum. 3'te 4'te de vardı gibi. Onları hatırlıyorum. Daha küçükken vardı falan. Öyle bakalım yani. Benim hakkımda ufak bir bilgi bu arada. Ben küçükken, ama çok küçükken yani, kerküllü kızların kahkülü doğduklarını düşünüyordum. Yani hani sonradan kesilen bir şeymiş gibi düşünmüyordum. Onlar öyle doğmuşlar, öyleler, ben böyleyim falan diye düşünüyordum. Sonradan anneme sormuştum, anne onun saçı neden böyle falan diye. Annem demişti ki kızım kestirmiş saçlarını, kerkül kestirmiş. Sonra ben de tabii ki demiştim ki o zaman ben de istiyorum. Ben de kestireceğim. Ve ilk kerkülümü ben o bilgiyi öğrendikten sonra kestirmiştim. Neyse. Çantamı falan hazırlayacağım. Ve sonra çıkacağım evden. Fransızcadan çıktım. Çok keyifliydi. Okuma yaptık bugün ve güzel okudum bence. Şimdi kahkül kestirmeye gidiyorum. Çok heyecanlı. Çok güzel denk geldi. Ben normalde otobüse binecektim okula gitmek için. Ama Teoş'um benim. O da quiz'e gidiyor okula. Onun için iyi denk geldi. Aldı beni. Okula gidiyoruz yani. Böyle. Merhaba. Arkadaşa geldik. Evet. Bizim ikinci buluşmamız buradaydı. Hı hı. İlk buluşmuştuk, sonra İpar beni sinemaya davet etmişti. Evet. Öncesinde de burada işte bir iki saat oturup biraz sohbet falan etmiştik. Evet. İpar'ın saçlarına alışmaya çalışıyoruz hala. Evet, birazcık. Evet. Ama bir tık alıştık da. Kamerada ben alışmadım yani, fotoğraf attığımda hala garip geliyor bana. Farklı geliyor ama canlıda alıştım yani. Evet. Yani çok uzun sürmedi zaten alışmam. Sinemaya gideceğiz. Film fragmanları izledik biraz önce. Biraz zor bulduk bu arada filmi ya. Yani genel. Aslında çok bayağı film vardı vizyonda. Ama çok öyle içimize sinip hadi buna gidelim dediğimiz aşırı bir şey. Evet, çok heyecanlanan bir şey olmadı. Pek olmadı. Selam. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 101. yılını kutluyoruz. Dilerim çok daha güzel günlere uyandığımız, güzel haberleri paylaştığımız 29 Ekimler kutlarız. Ben bugün ne yapacağım ben biliyor musunuz?
Tunalı'ya gideceğim. Nilay ve Deren'le buluşacağız. Bir kahve falan içeriz diye düşünüyorum. Farklı bir yere gideceğiz bugün. Simple'ın Tunalı'da bir şubesi açıldı sanırım. Çok da emin değilim yani. Çünkü adı farklı gibi. İşte bilmiyorum ya, o yüzden emin değilim ama oraya gideceğiz muhtemelen. Sonrasında da Teoman'la buluşacağız. Bir yemek yeriz onunla. Birazcık belki ders bakarız dedik. Çünkü benim yarın bir adet quizim var. Çok aşırı çalışmam gereken bir quiz değil. Bildiğim kadarıyla çünkü bir makaleden soru soracak. Ama işte o makaleyi okumam lazım. Bir de ilk quizde okumamıştım. Unutmuştum quiz ol. Daha doğrusu unutmamıştım. Bir dersi kaçırdığım için o derste söylemişti quiz olacağını. Onun için haberim yoktu. Bu seferkine hazırlıklı gitmek istiyorum yani. Bir o makaleyi okurum. Bir de zaten cumartesi ve pazar günleri midtermlerim var. Bunlar da geçtikten sonra kısmen daha rahat olacağım. Sonrasında iki midtermim kalıyor hatırladığım kadarıyla. Ay, ben yeni aldık fırçası aldım aslında ya. Onunla mı yapsam? Bir bekleyin hemen. Bu Naskita'nın fırçalarından bir tanesi. Ben aslında belki hatırlarsınız. Ay bu da kurudu mu? Bir ara yine Naskita'nın başka bir avlık fırçasını almıştım. Ay ben bunu ya fazla sürdüm ya da kurudu bekleyince. Neyse ama ben o fırçayı kaybettim. Yani çantalarımdan birinde bence ama hangi çantamda bilmiyorum. Ya aslında aklımda avlık fırçası almak yoktu o yüzden. Hani bulurum diye ama Batsınsa gelince bunu gördüm ve rengi çok hoşuma gitti. O yüzden almak istedim. Ay bence bu çok oldu ya. Ben bunu ne yapacağım? Neyse belki kapatıcıyla şey yaparım. Gerçekten geçen hafta zaten ölüm gibiydi. Yani geçen haftanın üstüne hiçbir şey geçemez bence. Ama bu hafta da işte yine dersle geçiyor. Geçen günde bir tane ödevimi unutmuşum. O biraz kötü oldu. Bir tık toparladım sanki. Merhaba, Deren'leyiz. Zula'yı kapatmışlar ve biz Tunalı'da buluşacaktık. İşte onun için birazcık zor yollardan yürüyerek geldik. Şimdi Nilay'la buluşacağız. En koya gidiyoruz. Evet. Bugün normal hayata dönüş yaptık. 2 gün tatilden sonra. Toplam 4 gün tatilden sonra. Benim derslerim şimdi bitti. Duru'nun yanına gidiyorum. Ders çalışmaya başka bir yere gideceğiz. Bir yerlere gidip ders çalışacağız dedim. Ve gitmedik. Çünkü birazcık yorulmuşum açıkçası. 4 gün tatilden sonra bugün dersler birazcık ağır geldi sanırım. Onun için eve geldik. Şimdi birazcık ufak bir bulaşık yıkama seansı gerçekleştireceğim. Sonrasında da derse otururum diye düşünüyorum. Cumartesi günü Social Psychology sınavım var. Pazarda Brain and Behavior dersimin sınavı var. Yani çalışmaya başladım zaten. Ve kötü de gitmiyor. Sadece geriliyorum birazcık. Yani hafta sonu iki gün üst üste böyle olunca birazcık gergin. Ve iki dersin de tek midterm'i var. Öyle. Bir de bu brain and behavior sevmiyorum. Daha önce de bahsetmiştim hatırlarsınız diye düşünüyorum. Çok sevmediğim için çalışması çok keyifli değil. Ama mesela social'ın çalışması çok keyifli oluyor. Onun için olabildiğince ilk önce brain and behavior çalışıp sonrasında social çalışıyorum ki social çalışıp yorulup brain and behavior'a zamanım kalmaması gibi bir durum olmasın. Yani biraz işte bir işler halledip sonrasında derse otururum diye düşünüyorum. Bu arada bugün ne buldum biliyor musunuz? Benim bir adet Tangle Teaser'ım vardı. Markayı biliyorsanız çok güzel bir marka olduğunu biliyorsunuzdur. Tarak yani aslında bildiğiniz tarak ama gerçekten saçı yolmadan, çok fazla çekiştirmeden, zorlamadan tarayabiliyorsunuz bununla. Ve birazcık daha hani normal
taraklara göre daha pahalı kalıyor. Yani hep öyleydi bu arada. Ben bunu birkaç sene önce 300 lirayken almıştım. Hatırlıyorum. Hatta hani 300 işte o zaman için pahalıydı bayağı. Ama ben böyle şey olmuştum. Hayır, ben bunu almak istiyorum diye düşünmüştüm. Ve almıştım, neyse. Bu arada keşke farklı bir rengini alsaydım. Bilmiyorum, bu pek benlik değil gibi. Yani bilmiyorum, çok da önemli değil de. Ve ben sonra bunu kaybettim. Ve bulamadım haliyle. Bugün de okula giderken deneme bale mayosu götürecektim. Bale için böyle eşyalarımın olduğu çantalarımı karıştırırken bir de baktım ki oradaymış. Saçlarımı bayağı sevdim bu arada. Yani kahkül dışında biraz işte uçlardan da kestirdim ve kısalmasını pek istemiyordum aslında ama şu anki boyu bayağı hoşuma gitti. Yani tahmin ettiğimden, beklediğimden daha çok hoşuma gitti. O yüzden mutluyum yani. Hello. Bugün şevvalleydim. Oraları çektim zaten ama hiç konuşmadım kameraya. Birazcık eve geldikten sonra biraz yoruldum galiba. Bilmiyorum. Bir yorgunluk çöktü üstüme. Şimdi yattım. Kaprisan aldım dolaptan. Onu içerken de birazcık not okuyacağım. Sonrasında uyurum diye düşünüyorum. Eve geldikten sonra aslında daha çok çalışırım diye düşünmüştüm ama işte halim kalmadı pek. Onun için boş geçmesin diye bugün en azından not okuyayım diye düşündüm. Muhtemelen social'ın notlarını okurum diye düşünüyorum. Bugün zaten sabahtan okula gitmeden önce okumuştum. Bir tekrar daha olmuş olur yani. Bazı günler böyle olur, oluyor. Yorgunluk çöküyor. Aslında çok keyifli bir gündü yani. Ama işte eve geldiğim anda bir yorgunluk çökmüş oldu. Yarın daha enerjik uyanacağımı düşünüyorum. Bugün sabahtan da çünkü çok zor uyandım. Çok zor kalktım yataktan. Biraz o anlamda zorlayıcı bir gün oldu. Yarının çok daha dinç geçeceğini düşünüyorum. İyi geceler. Yarın görüşürüz. Günaydın. Okuldayım, dersten çıktım. Şimdi bir saat kadar Fransızca çalışacağım. Sonra Fransızca dersine gideceğim. Bu hafta hiç çalışmadığım için işte öncesinde biraz çalışıp öyle gideyim istiyorum. Ay çok yoruldum. Biraz yokuş çıktım. Şimdi Fransızca dersine doğru gidiyorum. Biraz yokuş çıktığım için yoruldum. Kameramın şarjı bitmiş. O biraz kötü oldu. Bugün full telefondayız o yüzden. Günaydın. Biraz kötü bir haldeyim şu anda. Ay, boğazım biraz kötü, uyandım. Bunun dışında bugün 1.30'da sınavım var. Saat şu anda 9'u 10 geçiyor gibi bir şey. Artık işte son tekrarımı yapacağım. Bir duşa gireceğim, hazırlanacağım ve sonrasında okula giderim. Bir tık gerginim bu arada sınavlardan dolayı. Yani bugünkü yine daha tatlı ama yarınki sınavdan biraz korkuyorum. Bakalım nasıl geçecek. Bu hafta sonu bu sınavlar geçtikten sonra büyük ölçüde rahatlamış olacağım. Önümüzdeki hafta sonunda bir tane sınavım var ama kısmen daha iyi yani. Şimdi bir kahve falan yaparım. Ya da babam yaptıysa belki direkt alırım yani. Ve sonra dersin başına otururum. Burası okulda en sevdiğim bölgelerden biri. Çünkü böyle ağaçlar bütün yolu kaplıyor. Ve inanılmaz güzel yaprak döküyor. Neyse, şimdi kendime bir çay latte aldım. Ve sınıfa doğru gidiyorum. Sınıfa geldim. Bir saat falan var daha bu arada sınavın başlamasına. Bir tık gerginim. Ama çok değil. Bir tık sadece. Şimdi işte son tekrarımı yapacağım. Ve sonra hazırım diye düşünüyorum. Sınavdan çıktım. Bu arada da
Bu gözlüğü yeni aldım. Çok emin değilim ne derece yakıştırdığım konusunda. Bakacağız. Neyse sınavdan çıktım. Sınavım iyiydi. Son soruda biraz takıldım. Ve en yüksek puanlı soruda oydu bu arada. O birazcık tat kaçırdı ama olsun. Şu an ama üzerimde inanılmaz böyle bir gerginlik, yorgunluk karışımı bir şey var. Bunun sebebi de yarınki sınav bence. Çünkü yarınki sınava hiç çalışmak istemiyorum. İnanılmaz ya, hem gözümde büyüyor hem istemiyorum. Biraz onun gerginliği var ama şimdi birazcık dinleneceğim. Belki bir şeyler yerim falan. Ondan sonra çalışmaya başlayacağım yani. Böyle. Bu videoyu da artık kapatayım istiyorum. Çünkü bugün aynı zamanda da bu videonun editini bitireceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir video olmuştur. Birazcık fazla ders odaklı olmuş olabilir. Ders çalışmalı gibi. Biraz öyle bir haftaydı çünkü. Genel son 2-3 haftadır öyle haftalar yani. Bundan sonra bir tık hafifler diye umuyorum. Umarım sizlerin de sınavları, midtermleri, her şeyleriniz iyi geçiyordur, güzel geçiyordur. Sizleri kocaman öpüyorum. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.